Selam yumur severler. Bugün Canto'nun, Unlost'un yanındayım. Geldin. Hoş bulduk abi. Japonya'dan gelen garip abur cuburları deneyeceğiz. Çok heyecanlıyım biliyorsun, hayatımda hiç yemedim. Ben de Japon abur cuburu hiç yemedim bu arada. Çin yemiştin galiba. Çin yedim ve iğrençti. Bu ne ya? Bu ne ya? Umuyorum ki Japonlar öyle değildir. Açalım mı? Açalım abi. Dınınk. Şimdi tatlı gözüküyorlar, kabul edelim. Kullanma kılavuzu. Böyle set olarak geliyor değil mi bu? Allah. Aynen, direkt böyle paket olarak geldi. Bir dakika, ilk önce ben şuna bakmak abi, istedim tatlı ya. Tatlı falan da var. Burada direnle Evrim de yanımızda. Burada neyin ne olduğu yazıyor. Abi kahveli. Elini aldığını deneyelim bu arada. Tamam, hiç şey yapmayalım. Abi. Sütlü kahveli. Yani çevirebildiğim kadar. Şu an ben de o paketi bulmaya çalışıyorum, bir saniye. Bu kadar çevirebildik. Ha, buldum. Tamam, bakmasan. Bak abi bir tadına bakalım neyi. Tahmin et. Abi bunu seveceksin. Kahve var, süt var, cips var. Güzel ve hiç ekşitmiyorsun. Vallahi güzel. Hayır, kahveli olmaması gereken bir şey gibi. Ben 4 tane atıyorum birden. Güzel güzel. Ben bir de açım, bir aç kaldım bilerek. Bir de keyif alayım diye. Puanlayalım bence hepsini onun üzerinden ya. Onun üzerinden 6 bence. Pirinç patlağına benzettim bu arada ben aynen, açıkçası. Aynen aynen, pirinç patlağı da aklıma gelmedi de. Ben de onun üzerinden 5,5 vereyim ya. Tamam. Güzel ama gidip satın almazdım muhtemelen. Ay, bunu seçtim ben yanlışlıkla. Elledim yani. Bu tatlı bir şey belli ki. Zaten üstüne direkt çikolatalı. Bunun sosu, abi, çikolata sosu var diyor bak. Nasıl öneriyorlarsa öyle tüketelim yani. Abi burada şey yazıyor. Biz en yüksek puanı buna verdik yazıyor. Atıyorum ağzıma. Ay çok kötü kokuyor, midem bulandı. Oğlum ben de en yüksek puanı buna verdim. Bu arada görüntüsüne ve kokusuna göre muhteşem bir kokusu tadı var ya. Kokusu ve görüntüsü iğrenç ama inanılmaz bir tadı var. Yani çok kaliteli bir çikolata. Bizimkiler de kemçürmeye başladı yandan. Kamera arkasından şu an böyle ağzı sıvananlar var. Gel buyur buyur. Bu arada ben bunu götürürüm. Bu 10 üzerinden 9 bende bu arada. Ben de net 9'u veriyorum ya. Kokusu da güzel olsaydı onu verirdim. Oha. O ne abi? Niye bir dünya koymuşlar bundan? Abi formatı güzelmiş yani. Aa, farklı. Acılı mı? Ay, karidesli. Allah kahretsin. En bomba şeyi seçtin galiba. Abi aromaları farklı galiba bunların yalnız bak. Evet dur bak, bunu bir yakından gösterelim. Her biri birbirinden farklı duruyor. Abi biliyordum karidesli bok olacağı için. Karides. Sana koymaya çalışıyordum ya. Ve kappa var burada. Japon kappası. Bu efsanevi bir yaratık bu arada, biliyor musun? Twitch'te, aynen. Twitch'te çok meşhur bir şey, biliyorsunuz kappayı. Japon kültüründe böyle nehirde yaşayan bir efsanevi varlık gibi bir şey. Van Gölü canavarı. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bu karides artı karides galiba. Okumadan bakalım biz buna ya. Tamam. Kitapçığı boş ver ya. Al abi bir tane sen. Bir şey diyeceğim, bu arada güzel kötü kokuyor. Abi çok kötü kokuyor. Allah kahretsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bir şey diyeceğim. Balık kokan cips mi olur ya? Oğlum kafayı yiyeceğim. Leş gibi kokuyor, iğrenç gözüküyor hepsi. Acayip lezzetliler lan. Güzel mi? Ağzında dağılmadım güzel güzel. Güzel. Sonradan karides tadı gelecek ama. Tadı güzel değil. Ben sevdim yenişini. Buyur abi. Bir dakika de hepsine bakalım ya. Yok, hiç benlik bir şey diyor bu. Sen karides seviyor musun normalde? Bazı soslarla falan. Sushi seviyor musun? Aa. Senin mideni bulandırır bu. Ya sushi'yi de şey yaparım böyle, tadımlık her çeşidinden bir tane yiyeyim. Açık şakalar. Tadımlık her çeşidinden bir tane. O karides kappa. Küçük bir parça denk geldi, çok şanslıyım. Aa, bu daha çıtır. Evet. Yani şey böyle bir baharatlı gibi bu. Normal. Evet, bu onun kadar ağır değil. Bu ucuz böyle dandik cips tadında. O neydi onlar ya? Balon gibi cipsler oluyor ya böyle. Patsiko. Hala var gerçi onlar. Oluyordu sanki, devri geçmiş. Abi çok kötü koktu açınca ya. Ben de aç bıraktım çünkü kendimi. Şu an hepsi güzel geliyor. Şey çok kötüydü ama. Yani bu kötü dediğim en kötüsü buydu herhalde. Yok abi, hiç benlik değiller ya. Ben kamera arkasına bunlardan... Abi aman diyeyim. Ben lütfen. Abi, lütfen. Abi, benim yazmayın. Yediğim hiçbir şey yok Deniz'i. Deniz'i açmaz, deniz hiçbir şey yemiyorum. Cips lan. Bak. Ye lan. Ye bakalım. Şu an Evrim'in suratını görmeniz lazım. Diren kusacak. Diren abi burada en çok şeyi götürecek şey sensin. İhtap kokusu nedir ya? Bence en kötüsü bu olacak bu arada. Kötü mü o? Şuna bak bir abi. Evrim'in odayı komple şey kokutacağız. Abi, evet, size şey, hiç deniz ürünü yemem birisi olarak çok mutluyum şu an. Abi hiçbir bana göre değil ya. Aralarında çok minimal farklar var. Evet, çoğu şey balon gibi. Böyle... Bir paket yere devrildi orada, şu an göremiyorum ama. Abi bir şey toplama sözü falan vermedik değil mi biz buraya? Yok, çıkarken şey, tamam. Bu ne ya? Aa, çok güzel bir şey geliyor eminim ya. Üzerinde minik minik şekerler var, yanında çikolata var. Ben böyle hazır paket şeyleri çok seviyorum. Hani bandırıp yediğin şeyler oluyor ya böyle çikolata sosuna falan. Ha tamam, çubuk anladım. Çubuk reker dinlenme.
Öyle bir şey mi? Öyle bir şey diye ben hayal gücümden şey bak, kurdum şu anda. Çin abur cuburlarında en çok beni yanıltan şey oldu böyle. Paketin üstünde gülen bir çocuk var, bir şey var böyle lezzetli bir şey çıkacak diye bekliyorsun. Ve yosunlu bir şey çıkıyor mesela. Bir şey diyeceğim, çok güzel, muhteşem bir koku geliyor şu an. Çok güzel kokuyor. Vanilya kokuyor böyle. Abi şimdi bunun bir tarifi var belli ki. Bunu yapacağız öyle işte, evet. Burada kullanım kılavuzu da var. Bandırıp yiyeceğiz ya. Kürdana bunu sokuyoruz. Sosu buraya hazırlıyoruz. Abi şuraya böyle garip bir kullanım kılavuzu yapmışlar. Böyle şeker gibi oluyor. Şekeri bandıracağız buraya. Şey karışımı hazırlayıp. Bu karışım bize hazırlayacak. Aa yok, hazır zaten bu. Ha, dökülecek süper. Buraya. Sulu değilmiş. Al abi. Ver abi. Nasıl? Eğlenceli şeyler ama ya ürünler. Bir şey diyeyim mi? Japonya'dan kargo yapan bir şirket bulsam çılgın para harcarım böyle. Geleceğimin bütün rızkı oraya yatırırım ya. Öyle diyeyim sana. Aa hepsini. Macun gibi bir şey. Macun gibi. Ne gibi olduğunu söyleyeyim mi? Neyse devamını getirmek istemiyorum. Çikolata sosu da diyebilirsiniz buna. Başka günlük hayattaki başka bir şeye de benzetebilirsiniz. Nimette de şaka olmaz deyip üzerine boncukları döküyoruz. Abi yalnız şu o kadar güzel kokuyor ki. Yani şunun kokusu ayrı bir seviyede. Şimdi bunu buna bandıracağız ha. Böyle bir şey hazırladım. Aa adam suratı çıktı içinde. Bak bak bak. Gördün mü orayı? Minik bir tane adam var. Şapkası var. Ağzı var falan. Ben bunu yiyorum. Afiyet olsun. Bence lezzetli bir şey çıkacak bu arada. Çikolatası çok ağır bir kere. Beklentimle alakası evet. Yok. Niye böyle bir şey yapmışlar ya? Yutulmuyor ve sürekli çiğnemek zorundasın. Marshmallow'un sanki böyle sakızla hali. Karıştırılmış hali gibi bir şey. Bu kadar uğraşa girmem ben durumdan 5 tane yemek için ya. Biz bunu kamera arkasına doğru yollayalım mı? Kesinlikle para verip alacağım bir şey değil bu. Kesinlikle kötü kokan bir şey yememiz lazım bizim. Güzel kokanlar iğrenç oluyor. Bak şimdi komik bir ürün geldi. Bunu nasıl beraber deneyeceğiz? Bir adet topi top. Abi beraber denememek umudu ile... Burada bir şey daha var. Bu da tek kişilik mi? Topi top değilmiş. Aa, şeye benziyor. Pembe bir sevimli bir pembe şey bir domuz abi bu. Çok merak ettiğim bir şey olursa ne olduğuna bakabilirim bu arada. Abi bunu sen dene o zaman. Bu işin uzmanı sensin. Uzman derken. Ne kokuyor abi bu? Abi. Benim dünya üzerinde bildiğim hiçbir şey gibi kokmuyor. Abi ne kadar iğrenç şeyler var burada bak. Bir tanesini göstermek istiyorum. Coca-Cola, Fanta, yoğurt, muz karışımı. Abi bak yani. Ben şu kısmından ısırdım, ısırılabiliyor. Şu kısmını ısırabilirsin. Yaptık değil mi biz bunu? Ve yiyebileceğim bir şey benim. İyi bir çikolata değil ya. İyi bir çikolata değil ama yiyebileceğim bir şey. Şuna bakar mısınız ya, neler varmış neler adamlar. Fanta, kola, yoğurt, muz karışık. Puanı mı unuttuk biz, dur. Ben bu son çikolataya... 4. Aynen 4-4.5 falan böyle. 25 kuruşta satılan çikolatalar var ya markette. Aynı o tat. Ha, eğlenceli bir şey geliyor şimdi. O Kinder Sürpriz'in Japon versiyonuysa ben coşarım yalnız bunun şu an. Bunun içinden bence bonibon çıkacak. Oyuncak çıksın lütfen ya. Peki nasıl açılıyor? Bilmiyorum abi bunu açmayı. Aa yana kayıyor bak bak bak. Oha mekanizmaya bak. Kral. Next level. Abi söylediğim gibi bonibon çıktı bu ama renkleri hiç parlak değil. Hepsi mat. Bizdeki bonibondan hiçbir farkı yok bence. Evet. Ama dışındaki şey biraz daha tatsız. Evet, aynen. Bak bizim bonibonun dışı daha tatsız hali bu. Bu da her şeyin tadını biraz almışlar gibi sanki bu dünyada. Evet, şimdi burada yalamalı bir şey var. Bir tane topi top var bence burada. Bunu bir de bir şeye banıyoruz böyle. Kola kutusu neden bir şey yalıyor mesela şu an? Aç bakalım o zaman onu. Koklasam mı şu an? İçine bakmaya korktum. Aa yo, şeker budur. Abi yala bandır. Bu arada şeker çok başarılı. Harbi mi? Bayağı başarılı şu an bir şey. Bir tane güzel bir şey geldi, onun da tadına bakabilirim. Sıyıtıracağım şimdi yaptıkları yemekle. Bunu yalayıp içine banıyoruz ve pudra şekeridir bence bu. Şimdi daha lezzetli hale gelecek bence onu öyle. Karides sosuymuş o. Acılı şey mi? Acılı toz. Limon. Ben ondan yutacağım azıcık ya. Toz limonlar oluyor ya, toz limon bildiğin. Ben severim ama limonu. Ama çok ekşi, çok sert bir limon. Abi burnumdan çekeceğim sandım bir an. Yok güzel şeyler. Şey patlayan aroması da var. Patlayan değil, çok acı olduğu için böyle geliyor değil mi? Ya çok sert bir ekşi o. Suratımı ekşittim ama ekşi olduğu için ekşittim yani. Kaç veriyorsun onun üzerinden? 7. 7. Bu da kolalı... Ben veremiyorum tadına bakmadığım için. Kolalı jelibon olarak düşün bunu da. Aman buradaki Türkiye'dekiler gibi. Çünkü anlam kargaşasına düştüm ben burada. Türkiye'deki çikolatalar mı daha iyi, oradakiler mi? Hani çok kötü çünkü çikolataların tadı. Acaba onlar bizim çikolataları yese iğrenç mi gelecek onlar yoksa çok mu keyif alacaklar? Muhtemelen keyif alırlar. Hani biz nasıl böyle İsviçre çikolatası falan yediğimiz zaman böyle mest oluyoruz evet. Ya. Abi seç buyur. Evet açıyorum. Bir kere içinde dolandırıcılık yok. Bak şimdi bizim cipslerin %70'i hava ya mesela. Bak buraya kadar dolu bu. Şöyle bir cips. Dışı bu arada patatese benziyor. Ben direkt yiyorum bunu. Şu an sana ekşi bir tat geliyor mu? Evet. Ha tamam şey diye düşündüm. Önceki yediğim ekşinin şeyi mi devam ekşi ediyor? Ekşi ve acı yoğun baharatlı. Ben kızıyordum başka videolarda gördüm. Millet yiyor bunları azıcık yiyorlar. Niye böyle azıcık yiyip bırakıyorlar falan diye.
Niyaz yediklerini anladım mesela sonradan. Bunların hepsini mesela sonuna kadar yediğini düşün. Bu videonun sonunda muhtemelen kusarsın. Bu videonun sonunda da kusabiliriz hepsini yemesem. Abi bir tane daha. Bu da açık versiyonu. Evet, açıyoruz bunu. Bu arada ben bunu şeye de benzet. Türkiye'de böyle fıstıkların falan yani bir şeyle yapıştırıldığı bir şey var ya böyle. Pirinç patlağı mı? Ha, pirinç patlağı. Evet, user ekşide. Motivasyonum kaçtı. Hayata küstüm ya. Ama bir insan niye bunu üretir ve niye bunu niye satıyorlar, insanlar niye satın alıyor? Evet, evet. Bunu yani bedava dağıtıyor olabilir belediye orada. Peki, bunu şey insanlar... Ya, belki bu sağlıklı bir şey olabilir mi? Mesela diyet şeyi falan gibi bir şey olabilir mi? Olabilir abi, buyur al. Buyur abi. Hiçbir sıkıntı yok abi. Niye beğenmediniz bunu? Nasıl yok ya? Normal yaptırdı yani. Direne verir misin? Bence çaktırmamaya çalışıyorum. Abi siz az önce cipsi beğendiniz ama. Kardeşim şundan yesene iki tane. Abi gayet güzel. Şundan ye bak. Abi nasıl güzel olabilir ya? Kanka, bir tane ye. Bundan ye ne olur. Hani. Şunda iki tane. Ha bak. Şu sıfatını çünkü çekilmesi istiyor. Bir de aynı hayır, şey mi yiyor? Hayır. Ötesi şeyden verdi abi. Ya bu tadı var ya. Bak bunu bence ilk önce direne yedirelim. Ya abi hayatta. Dur şuna kaç puan verdik şimdi bu şeye? Sıfır verebiliyorsak sıfır, bir vermek zorundaysak bir yani. Taze fasulyeli ve havuçlu cips. Bunu taze fasulye deneyeceğim şimdi ya, dur. Gerçekten çok sağlıklı, o yüzden bunu diren yemeli abi. Dur bakayım, cips dolandırıcıları burada var mı? Burada da var, buralar falan boş. Şu şey ne abi? Ya! Nasıl böyle bir ucuz numara yedim ben? Şu şey ne abi? Ya! Şimdi cipsler Lay's gibi düz değil, içine doğru kıvrılmış. Şöyle gösterelim. Bazıları düz çıkıyor şansınıza. Cipsception var bunda bak. Bol tuzlu Lay's mi? Ya bu ne ya? Bunlar sebze... Aynen. Ben tanımlamaya çalışıyordum, Diren süper tanımladı. Bu edamame'ye benziyor. Fasulye yaparlar, tuz atarsın yersin ya üzerine Çin restoranlarında. Edamame görseli var zaten. Sen sebze seviyorsun. Çok sevmiyorum da böyle tuzlu özel şeyleri seviyorum. Abi ben tuz tadı almıyorum. Bir daha bu çok sert değil mi yani şey cisim olarak? Yapısı çok sert. Bayağı bu arada sanki küçük cam parçaları ağzınızda kırılıyormuş gibi. Fındık yiyormuşsunuz gibi yani. Ama yenebilir bir şey bu. Biz ilk defa senden farklı puan vereceğiz galiba. Ben buna 5 vereceğim, sen de 2 falan vereceksin herhalde. Doğru gibi, evet 2 verebilirim. Chibi Maruko Chan. Kolaymış bu. Pembe kola. Abi bu ayın özel ürünüymüş bu. Bu gelsin diye fazladan biraz ödedim. Ne kadar hatırlamıyorum. 5-10 dolar bir şey fazla ödedim sadece şunun için. Abi gazlı. Gazı abi, kaçmamış. Çok merak ediyorum. Bu arada Coca-Cola'ymış bu. Abi döküyorum. Kokusu içine çilek kaçmış, Fruko ama çürük çilek. Neyli olduğunu okuyayım mı? Oku abi. Abi kiraz çiçeği. Koklar mısınız abi? Kiraz çiçeği. Hmm, dedim ya işte çürük çilekli Fruko gibi kokuyor. Bir kere bunu soğuk tüketmek lazımdı. Kiraz çiçeği aroması diye bir şeyin var olmasının mantığı sebebi. Ha bu arada içerim ben bunu. Çok kötü değil bu ya. Çok o kadar da görmeye gerek yok yani bence, bilmiyorum. Evet bu kadar içebildim ben. Bizim bu arada yüzümüzün bütün mimiklerini kullandık şu video çekerken. Söyleyeyim sana yani var ya. Para verip alacağım bir şey değil ama böyle bir yerde mesela merak edip bir tane tadına bakacağım bir şey. Evet evet, Almanya'da yapmıştım öyle. Gördüğüm her içecekten bir tane aldım içtim. Çok iğrenç bir şey geliyor bence. Çorba var çünkü burada. Ama bu bir cips. Çorbalı cips. Abi nasıl bir mantık o ya? Abi koklamalısın bunu. Potaga ne demek? Poteç. Potaga. Bak, sen şunu bir kokla abi kokusu kaçmadan. Mısırlı bir koku değil evet. mi? Mısır çorbası. Mısır çorbası aromalı cips. Cips. Evet. Buyur. Güzel abi. Ben mısır sevmiyorum işte ama. Bizde satılan mısırlı cipslerin biraz daha neylisi desem. Bol mısırlı versiyonu. Sanki bir de süt gibi. Ya bu ülke neyden tad alıyor bunlar acaba ya? Kesin var yani dandik ürünleri toplayıp gönderdiler böyle ucuz olsun diye. Abi mümkün. Söyleyeyim. Mümkün yani. Aha düzgün bir şey sanırım. Anlamıyoruz ya nasıl olsa. KitKat, Nesle, muzlu. Abi muzlu bu arada KitKat. Abi kral hareket işte. Yurt dışı KitKat'larına bayılıyorum ben. Özellikle yeşil çaylısına. Abi ben bunu sona sakladım çünkü tatlı bir anı olarak vardı, kalsın istiyorum işte. Tamam. Önce onu neyse. Yiyelim hadi. Buyur abi. Ha küçük paketleri var. Böyle minik minik paketlerimiz var. Bir şey diyeyim mi? Bence bu efsane çıkacak. Paketin arkasına not defteri var lan paketin. Japonlarda beyaz gün mü ne öyle bir şey var. Aşk ilan etme günü. Çikolata ile birlikte aşkını ilan ediyorsun. Kızlar sevdiği erkeklere açılmak için evde özel çikolata yapıyorlar ve onu götürüyorlar. Güzel bir şey yapıyorlar. Bu arada bu efsane. Bence bu da iğrenç ama hedonik adaptasyondan dolayı bu yediğimiz şeylerin hepsi berbat olduğu için güzel geliyor. Bana da güzel geldi ama bence bu iğrenç evet, çikolata... Dışarıda... Bunun yüzüne bakmayız normal zamanda, ben sana söyleyeyim. Kaç verdin buna? Abi bir şey diyeceğim, bu arada bunlar farklı. Kapakları farklı galiba. Hayır hayır, bir kart oyunu gibi seninki.
kart oyununda golden foiller vardır. Bir tane sana golden çıktı şu an. Tek şey bu. Bence şöyle tüketiliyor bu. Bakmadan çekiyorsun sürekli böyle. Bu kime çıkarsa... Kesin ondan değişik bir şey çıkacak tadı olarak. Abi ben de onu merak ediyorum. Bence aynı olacak ya. Aynı gibi ama... Tadına bak bakalım. İçinde özel bir şey olabilir mi acaba? Abi, buyur. Vay kısmetim geldi kırılarak. Zıplayarak geldi. Aynı aynı. İçinden ben küçük altın falan çıkar diye bekledim ama... Bu arada son parçamış. Parçamış. Artık böyle dilim değişti yani. Gülüyor şu an. Konnichiwa minnasan. Karamel cipsi bu seferki de. Son abi. Jantoku'n. Abi bir şey diyeceğim. Kahve kokmuyor mu? Abi mavi değil abi bu. Bu arada sen ne durumdasın? Sen yedin kötüyüm ya. Kötüyüm ben. Yok ben yedim. Başım falan dönüyor. Zaman yavaşladı bende. Şu şeyden sonra oldu. Çikolatadan sonra oldu. Ya tuzlu olmasını beklediğim bir şeyin tatlı çıkması da çok absürt değil mi sizce? Abi paketler bitti. Ne diyorsun? 35 dolar verdiğime gayet pişmanım. Peki Japon abur cuburlarına genel puanınız kaç? 4. 2. 4 bu abi. Şeyin hatırına yani. Ya onun hatırına pardon. Bak şunun hatırına bu bitmeden. Bu ortalama yükseltiyor. Bitmeden bu arada bir tane daha yaptı. O daha kötüydü. Bir yaptı sonra ikiye çıkardı yani. Ama şu anki yaşadığım durumu düşünerek bunu söylüyorum. Hala en efsanesi bu. KitKat çok güzel ama ikinciyi yediğimde içim bayıldı. Bunlardan çok, çok herhangi şekerli. Bir tanesinden. İkinciyi yediğin anda zaten sıkıntı başlıyor. Bu hariç bu çok güzel. O güzeldi evet. Allah var o güzeldi buna yani. Buna 9 vermiştik zaten evet. Değil mi? Bu 9'u fazlasıyla hak ediyor. Hatta şunlardan sonra bence 11 bile olabilir. Şimdi ben 9 verdik de daha iyisi vardır diye düşünüyordum yani. Adam açık açık yazmış zaten. İçine düzgün bir tane bir şey koyduk o da bu diye. Evet değişik bir deneyimdi. Teşekkür ederiz bunu bana yaşattığın için. Ben de teşekkür ederim. Ne için teşekkür ederim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu acıyı ortak olduğun için yani. Aynen öyle bir motivasyon var bende. Sen de çok iğrenç şeyler yedin. Bir tek ben değil. Tek yesem evet. Ben çok üzülürdüm. Bu arada ara ara böyle hala ağzımın bir tanesinin evet, evet, herhangi bir aroması geliyor kötü. Böyle geçiyor arada bir şeyler oluyor. Ya görürseniz para harcamayın. Gerçekten almayın yani geyik değil. Videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı belirtmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Cantu'nun kanala şuradan. Senin kanalına da buradan. Ulaşabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Nasıl bay bay diyeceğim. Kendinize iyi bakın.